Amsterdam'dan herkese merhaba arkadaşlar. Haydi Avrupa'ya firmasıyla çıktığımız Avrupa turunda sırada kuzeyin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Kanallar Şehri Amsterdam var. Daha önce ben size burayı anlatmıştım. Güzel bir videomuz var. Bütün gezilecek yerleri o videoda bulabiliyorsunuz. Bu sefer de size Amsterdam'da Instagram noktalarını anlatacağım arkadaşlar. Buraya gelip en güzel fotoğrafları çekebileceğiniz 10-15 tane mekanı size göstereceğim. Bu video biraz böyle artık sosyal medyaya endekslenmiş bir video olacak. O zaman ne diyoruz? Bu bir günlük Amsterdam turumuza başlayalım. Bir numarada Dam Meydanı var arkadaşlar. Burası Instagram'da gördüğünüz ikonik fotoğrafların en çok çekildiği yerlerden bir tanesi. Amsterdam'ın da Anam Meydanı burası. Hemen aşağıda tren istasyonundan buraya çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu videoda tarihi bilgiler vermeyeceğim. Bunları zaten diğer videoda anlatmıştım. Sadece ikonik fotoğraflar. Kilisenin içinde çekebilirsiniz. Bu meydanda çekebilirsiniz. Onun dışında gözünüze hoş gelen herhangi bir yerde çekebilirsiniz diyorum. Bir numaramız da Dam Meydanı. İkinci noktamız arkadaşlar Herengraç. Burası en gösterişli evlerle bezeli kanallardan bir tanesi. Zaten yaz mevsiminde geldiği için bu kanalın çevresine böyle güzel çiçeklerle döşemişler. Her yerde bisikletler var. Kanallar altından geçen geniş kanallardan bir tanesi bu arada. Gördüğünüz gibi şu anda önde tramvaylar da geçiyor. Buraya çok rahat bir şekilde Dam Square'den yaklaşık bir 10 dakika yürüyüşe geçebiliyorsunuz. Instagram için tavsiye edeceğimiz ikinci güzel kanal boyu evleriyle fotoğraflar çekebileceğiniz yer Herengraç. Üçüncü mekanımız arkadaşlar Leidergras. Bu da hemen Herengraç'ın yan tarafındaki kanal. Jordan'a taraf gideceğiniz zaman buradan geçiyorsunuz. Hey! insanları çok güzel. Bakın bunu söylemem lazım. Bizi çok yanlış bir algı uyandırıyorlar. Geldiğimizden beri her gelişinde tanıdığınız insanlar olsun, tanımadıklarınız olsun herkes bir selam veriyor. Bir mutlu olduklarını anlıyorsunuz. İnsancıllar en önemlisi de. Neyse konumuza dönelim. Bu güzel olayı da göstermek istemiştim. Dediğim gibi burası da Instagram için gelmeniz gereken üçüncü nokta. Amsterdam'da binlerce kanal var. Yüzlerce köprü var. Hepsi çok güzel ama ben aralarında en iyi olanları sizin için seçtim. Kısa süreniz varsa bu videodaki mekanları görmeniz yeterli olacaktır diyorum. Ve Jordan'a doğru devam ediyorum. Dördüncü noktamız Anne Frank'in evi arkadaşlar. Burası tabii ki Instagram noktası olarak içindeki mekandan bahsetmiyorum. Dışarısındaki hem buradaki en yüksek saat kuleli kilisenin olmasından dolayı hem önünden şahane bir kanalın geçmesinden dolayı arkamda gördüğünüz Anne Frank'in müzesi ya da evi buradaki en popüler Instagram noktalarından zaten arkamdaki kalabalıktan bu bölgenin yoğunluğunu, popülerliğini görebiliyorsunuz. Anne Frank kimdir? Bunu diğer videoda anlatmıştım. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçan bir kızın günlüklerini, oradaki hayatını anlatan ünlü bir figürün müzesi. Gezmek isterseniz de 10 euro diye anlıyorsam ben son kışın geldiğimizde fiyatı çok değişmiyor fiyatlar. Gezebilirsiniz içeriği. Burada da güzel fotoğraflarınızı çekip yolunuza devam edebilirsiniz. Beşinci mekanımız arkadaşlar Bulemgraç. Burada Graç genellikle cadde, sokak anlamına geliyor. Strat zaten büyük caddeleri deniyor. Arkamda gördüğünüz bu cennetten bir köşede yine Instagram meraklıları için ya da fotoğrafçılar için gelinmesi gereken 5. mekanımız. Burası Jordan bölgesinde. Jordan bölgesinde şöyle biraz anlatayım. Daha lokal insanların yaşadığı, daha böyle öğrencilerin, çalışanların yaşadığı, turistik
mekanlardan biraz daha uzak bölge. O yüzden çok sevilen, özellikle gece hayatı çok güzel olan bir bölgedir. Buradan sonra da artık yavaş yavaş Risk Müzyum'a doğru devam ediyoruz. Altıncı bölgemiz Jordan arkadaşlar. Az önce burayı anlatmıştım. Burayı da özellikle bölge olarak gezip görmenizin dışında sosyal medyada paylaşım yapmak için ya da fotoğraf çekmek için muazzam bir bölge arkadaşlar. Hemen hemen her sokakta çok güzel fotoğraf noktaları var. Her kanalın civarındaki evler çok ikonik. Tipik Amsterdam mimarisini burada da görmeniz mümkün arkadaşlar. O yüzden Jordan'ı da listemize ekliyoruz. Sıradaki mekan Mondul Park arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer dünyanın en büyük şehir parklarından bir tanesi. Tam giriş kısmındayım. Gönül isterse iç kısımları göstereyim ama çok kısıtlı vaktimiz olduğu için sadece buraya geldim. Burada biraz dinlendik, oturduk. Artık arkada göller başlıyor. Çok güzel Instagram noktaları başlıyor. Küçük küçük heykeller, böyle ikonik çeşmeler, havuzlar var. Gelip burada da çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Parkta yaşayabilecek hayvanlar, kuşlar, işte küçük küçük böyle sincapları da görmeniz mümkün. Buradan sonra da hemen yan tarafta bulunan Risk Müzyum'un ana bahçesine gideceğiz. Müzeye çok yakın burası. Hani dinlenmek için bile gelebilirsiniz ama fotoğraf noktaları için görmeniz gereken yerlerden bir tanesi daha. Amsterdam'da Instagram ve fotoğrafçılar için güzel noktalara devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yer dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi olan Rijks Museum. Burası 4 mevsim ikonik bir nokta fotoğrafçılar için. Çünkü yan tarafında bulunan bahçeler, ön tarafındaki şu meşhur iki kuleli kapısı, onun dışında arkada bulunan Coco Museum, onun dışındaki Van Gogh Müzesi, hemen arkamdaki havuzlu bölge 4 mevsim burada fotoğrafçılar için elverişli mekanlar sunan yerler. Aynı zamanda kışın burada Noel Pazarı'nın bir kısmı ve buz pateni pisti de kuruluyor. O yüzden sevilen bir bölge. Müzede gezmek istiyorsanız daha önce anlatmıştım ama burada yine söyleyeyim, 17 Euro'luk bir müzeye giriş ücreti ödemeniz gerekiyor. Coco Museum'a 15 Euro, arkasındaki Van Gogh'a da yanılmıyorsam 17 Euro'ydu. Yani burayı hepsini gezmek için bir 50 Euro'yu gözden çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte burayı da anlattıktan sonra yine merkez kısma doğru devam edeceğiz. Instagram noktaları önerilerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yerde Blomart, buranın en ünlü pazarı. Neden en ünlü pazarı? Çünkü o meşhur Hollanda lalelerinin, Hollanda'ya özgü çiçeklerin ya da dünya ünlü çiçeklerin sergilendiği, satıldığı yer ve rengarenk bir çarşı. Buraya gelen birçok insan fotoğraflarını çekiyor, videolarını çekiyor, çok güzel içerikler çıkartabiliyor. O yüzden size tavsiyem, siz de buraya geldiğiniz zaman bu markete mutlaka uğrayın. Hatta eviniz içinde güzel çiçek tohumları da alabilirsiniz. Uzun vadede de saklamak ve yetiştirmek açısından. Ben her gelişimde mutlaka bir torba lale soğan alıp evime götürürdüm. Size tavsiye ederim. Burası da bu şekilde. Buradan sonra birkaç mekan daha koymaya çalışacağım. Sonraki mekanlarda görüşürüz. Noktalarımızı devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda şehrin en ünlü yeri olan Red Light District'teyiz. Yani Kırmızı Fener Meydanı ya da yolları. Burası yani Amsterdam'ın Red Light'ın ne anlama geldiğini bilenler bilir. Amsterdam'ın aslında gece hayatının kalbinin attığı, daha çok işte bir nevi fuhuşun yapıldığı yerin olayı. Kafelerde işte mantarlı kekleri yiyebileceğiniz, içebileceğiniz, isteyenlerin esrar alabileceği yerlerden bir tanesi burası. Şu anda da bulunduğumuz yerde Oude Kerk adı verilen buranın en eski kilisesinin, bakın hemen arkamdaki kilisenin
altındaki bölge. Şöyle güzel bisikletler var arkadaşlar. Hepsi böyle çiçeklerle süslenmiş. Tam da böyle güzel bir manzara eşliğinde fotoğraflarınızı çekebilecek şekilde konumlandırılmış. Tabii ki Red Light'ı zaten gezmeden kimse Amsterdam gezisini tamamlamıyor ama bu videoda olması gereken yerlerden bir tanesi de buydu. Onu da koyduktan sonra artık son durağımız olan Damrak'a doğru devam edebiliriz. Ve son mekanımız arkadaşlar Damrak diyoruz. Burası benim Amsterdam'daki en çok sevdiğim nokta. Özellikle gece karanlık basınca, ışıklar da yanınca çok güzel yansımalı fotoğraflar da çekilebiliyor. Ha, gün her saati güzel. Hatta bu bölge özellikle botları yanaştırmıyorlar. Normalde burası bir nevi marina bölgesi. Ama şurayı boş bırakıyorlar çünkü bu açıdan herkes fotoğraflarını çekmeyi çok seviyor. Bence Amsterdam'da gösterdiğim mekanlar içerisinde en çok görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de burası. Size bugün ondan fazla mekanı göstermeye çalıştım. Bir günde aslında çok vaktimiz yoktu. Bir günde gezilebilecek yerleri göstermeye çalıştım. Tabii benim bu gösterdiğim yerlerin dışında zaten civarında müzeler, işte meydan, çiçek pazarı gibi birçok yerde vardı. Hani hem bu gezilecek yerleri görürsünüz hem de fotoğraflarınızı çekersiniz. Bu seriye devam etmeye çalışacağım ilerleyen günlerde. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki rotamız Paris olacak. 2 gün dolu dolu Paris'e zaman geçireceğiz. Oradan 2 ayrı video çıkarmayı planlıyorum. O zaman şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.